tadım. Bayan. Bayan kötü ya. Neden bayan değil kadın? Aslında cevabı basit. Erkeğe erkek diyorsak kadına da kadın denmesi gerekiyor. Kızdığım zaman bayan, kızmadığım zaman hanımefendi. Nasılsınız, iyi misiniz? Ay her şey bitti, bu mu kaldı itirazda? Ben hiç katılmıyorum. Tam da başlamak gereken bir yer burası. Kullandığımız sözcükleri önemsemeliyiz. Bayan daha güzel, şu kadına bak demek daha mı iyi? Bayan basketbol takımı diyen dil aynı zamanda kadınla kız arasında da bekaret ayrımını gözeten dil. Bayan hitapla ilişkili bir kelime, kadınsa bir cinsiyet kategorisini ifade eden bir kelime. Bence bayan tercih ederim. Neden? Daha kibar olduğu için. Aslında hepimizde de vardır yani. Olur olmaz kadın demekten çekinilir. Kadın böyle utanılacak bir durumun adıydı sanki. Kadın olmaktan neden bunca utandırılma, bunca olumsuz anlam çıkarma var? Onu tartışan bir argüman bu. Kelimelerden bir toplumun tarihine ve kimliğine dair çok şey çıkarmak mümkün. Toplumsal bir problemi işaret eden bir durum. Birbirlerinin yerine geçebilecek kelimeler değil aslında. Kadın demek bilmiyorum, daha böyle ezilmiş demektir. Bence bayan demek daha kibar demek değil mi? Daha hoş bilmiyorum, öyle olması lazım. Kadın dilde dönüşüm. Aslında toplumsal anlamda birçok dönüşümü de beraberinde getiriyor. O yüzden de aslında buradaki vurgu kadınlarla ilişkilendirilen olumsuz imalar ve olumsuz referanslardan uzak durulması. Bayan daha kibarlaştırılmaya çalışıyormuş gibi ama kadınların kibarlaştırılmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Hatun, hatın, kadın. Öyle bir geçmişi var. Kadın ve hatun aslında aynı sözcükler bunlar. Kadın aslında eski Türkçe'de yani bayana ya da hanıma kıyasla en eski sözcüklerden biri. Hükümdar eşi ya da kadın hükümdar. Cinsiyetçi ideolojinin Türkçe'deki bir yansıması olarak kadın sözcüğü hani bizim cinsimizi küçümsemek için kullanılabilen bir sözcük haline gelmişti. Kadın biraz argoya düşüyor. Bayan daha narin, daha kibar. Evet. Ben öyle tercih ediyorum. Bayan daha yumuşak geliyor. Daha kibar geliyor kulağıma. Ya bayanla kadın arasında fark yok da bazı kadınlar biraz daha farklı oluyor. O zaman şu kadına bak deniliyor. Bayana şu bayan mesela iyi bir bayan. Aslında konuşmamız gereken başlıca şey neden kadın denilemediği. En belirgin olanı kadın demenin ayıp bulunması. Birçok insan bugün nezaketen kadın demiyor ve bayan diyor. Kibar olmak maksadıyla aslında. Sanki kadın demek aslında kötü bir şeymiş. Kadın demek kadını değersizleştirirmiş gibi. Yani bayan derken ona atfedilen o şehirli kibarlık sanki kadın derken çok hissedilmiyormuş gibi bir yanılsama var. Otele kadın çağırdık, temizliğe kadın geldi. Kadın kelimesi ile aslında kadının metalaştırılması, o kadının kendi birey kimliğinden, isminden bağımsızlaştırılmış, göz ardı edilmiş, yok sayılmış şekilde sadece bir kadın üst kimlik üzerinden kimlik inşası söz konusu yaptığı iş üzerinden ve bir tabii ki hakir gören ve küçük gören bir manası var. Tam da bu sebeple kadın kelimesinin biraz nezaketsiz bulma yaklaşımı var. Bayan aslında kadınlığa yüklenen olumsuz anlamlardan kaçma için kullanılan bir kavram. Bay bayan diye sözcükler de bizim için çok tercüme sözcükler. Yani o Mr. Mrs. sözcükleri. Biz Kemal Bey deriz, Aslı Hanım deriz. Sonuna ekleriz biz. Başına bay bilmem ne, bayan bilmem ne demeyiz. Yabancıya bay derim. Bana çok buralı gelmiyor bay ve bayan terimleri. Bay aslında kök Türkçe'ye kadar gidiyor. Erkeklere seslenmek için kullanılan bir hitap sözcüğü bay. Hatta bey ile aynı kökten geliyor. Hani bayan da Türkçenin köklerinden çıkarılarak türetilmiş bir sözcük. Aslında yabancı bir sözcük değil yani. Yabancılaştırmak için kullanılıyor ama bayan basbayağı Türkçe bir sözcük. Hanımın yerine ikame edilmek üzere icat edilmiş bir sözcük. Ve 1934'te ilk kez sözcüklerde yer almaya başlamış. Aslında bayan cumhuriyetindir. Hediyesidir Türkçe'ye. O zamanlar asrileşme deniyordu bütün bu gelişmelere. İşte kıyafetimizden tutup okula gitme haklarımız, seçimler, bütün bunlar hep birlikte bir devrim sonrası hayatı kuruyordu. O arada bay ve bayan da olmuştuk.
o statünün eşitliğini de vurgulayan bir kullanımdı. Cumhuriyet devriminin önemli atılımlarından birisi. 1950'li yıllara kadar bayan dinine veya toplumsal konumuna bakmaksızın bütün kadınlar için kullanılabilen bir adlandırma idi. Daha sonra başka pek çok alandaki gibi eşitliğin hayattaki gerilemeleri dile de yansıyor. Dil yoluyla da gidiyor geriye toplumsal devrimler. 1950'lerin 60'ların edebiyatında, o dönemin sinemasında çok yaygın bir şekilde özellikle de şehirli kadını tarif etmek için kullanılan bir hitap sözcüğü olarak yer almasına rağmen zamanla özellikle 70'lerin sonu ve 80'lerle birlikte bayanın anlamı biraz daha tartışmalı bir hale gelmiş durumda. Kadın evli olanlara, bekar da olanlara da ne diyorlar ona? Kız olarak. Kız bence küçük yaştaki bireyler için daha doğru bir kelime. Erkek kız, mesela kız evlat olarak ben öyle biliyorum. Kız da küçük yaştaki çocuklar için. Kız, ya kız demeyelim, kız kadın yani bir insan kadın. Aslında kadınız yani doğduğumuz günden beri kadın demek lazım. Aslına bakarsanız bayan basketbol takımı demekle kadın basketbol takımı demek arasında ciddi bir fark yok ama orada bir niyet farkı var. Oradaki niyet farkı da yine bir bekaret göndermesiyle ilişkili aslında. Yani bayan basketbol takımı diyen dil aynı zamanda kadınla kız arasında da bekaret ayrımını gözeten dil. Genelde cinsellikle, işte evlilikle ilişkilendirilen bir kavram kadın. Yani kızdan kadına geçmek gibi bir toplumsal olarak kabul edilmiş bir kavram kullanımı var. Kadın demeyeyim de sanki cinsel yaşadığını ima etmiş olmayayım gibi bir kaygıya bürünür. Kadın demekten imtina eder insanlar. Kelime manasına baktığımızda yetişkin dişi ya, hani kız olmakla kadın olmak arasında aslında bir yaş ayrımı var. Lisedeyse ve kadın diyorsanız, kadın öğrenciler diye bahsediyorsanız ne münasebet, ne münasebet bir cinsel hayatları olduğunu mu düşünüyorsunuz manası çıkar buradan. Ve rahatsız olunur o kelimeden. Demeyin, sakın demeyin. Şimdi bir şeyin sakın deme, kadın deme demenin aslında yarattığı olumsuzluğu duyabiliyor musunuz? Kadınız değil mi? Kadın cinsiyetiniz ama kadın kelimesini çok uygunsuz, utanç verici, rahatsız edici bulduğumuz bir yer. Tam da bu yüzden sahiplenmeliyiz. Tam da bu yüzden arkasında durmalıyız. Hayır, kadınız ve kadın olmaktan utanmıyoruz. Kadın olmak utanç verici bir şey değil. Kız ya da kadın dendiğinde eski Türkçe'de bu kadar katı ayrımlar yok. Bekaret göndermesi bile aslında bizim güncel Türkçemizde yüklenmiş bir anlam. İnanmakla, Müslüman olmakla kadın demek ya da dememek arasında büyük bir bağlantı yok. Arapçanın kendisinde de kadınların evlilik durumları üzerinden hitap şekilleri değişmiyor. Bu çok Türkiye'ye has ve Türkçe'ye has bir tartışma aslında. Bu gereğinden fazla yüklenen, olumsuzlama maksadıyla yüklenen anlamlardan arındırmak, kadın kelimesini görünür kılmak, kadın kimliğini görünür kılmak, hiçbir sınıfsal, cinsel alt manası olmadığını anlatmak. Velev ki böyle bir cinsel ilişki geçmiş ima ediyorsa bile, bunun aslında utanılacak, kaygılanacak bir nokta olmadığını vurgulamak maksadıyla bu tartışma yürütüyoruz. Bayan dediğiniz zaman sanki böyle lan falan der gibi yani. Onu birazcık böyle rejinde etmek için. Bayan sanki böyle şey, küçümseme manasında. Yani mesela biriyle kavga ediyorken bayan sen şunu yapamazsın tarzı şeyler hoş değil. Yani ben bir yerde de görmüştüm, nasıl diyeyim, bayan demeyin diyordu, bayan şeyde yazılır diyordu, mesela VC'de yazılır diyordu, kadın denmesini söyledi. Yani benim için bir farkı yok yani bayan veya kadın da denilebilir. Siz hangisini tercih ediyorsunuz? Bayan. Bayan hiç kullanılmamalı, her yerde kadın denmeli diyemeyiz. Çünkü bayanın da yeri var. Yani dilin genel yapısı ve hayatın genel yapısı içerisinde. Diyelim bir salondaki bir tören sırasında bayanlar baylar demek. Hani kadınlar ve erkekler diye seslenilmez. Anlatabildim mi? Burada hala bayan demek gerekebiliyor. Hiç fark yok.
İkisini de kullanıyorum. Aynıysa bayan, kadın. Fark eden bir şey yok. Kadın demek bana göre, bayana göre daha doğru. Ben kadın demeyi tercih ediyorum. Çünkü bayan, baydan türemiş bir şey. Sanki yine erkeklere bağlıymış. Kadın dedim mi her şey var onda. Kadın üretici, doğurucu. Kadında yok yok. Muhafazakarlık oranı yükseldikçe toplumda, yani hanım, hanımefendi, hatun gibi adlandırmalar azar azar geri geldi. Hatun hele benim en yabancılaştıklarımdan bir tanesi. Özellikle son dönem Osmanlı kültürünü yeniden inşa etmek, işte Osmanlı kültürünü ne Osmanlıcılık denebilecek bir şeyin etrafında inşa etmeye çalışan, bunu kültürel alanlarda yapan kurumlarda hatun kelimesini sıklıkla kullanıyorlar. Bu benim için de yine kapsayıcı bir şey değil. Hatun Türkçedeki anlamı güzel ama çevremizdeki insanların kullanım şekilleri farklı olabiliyor. Bana biraz hatun kelimesi çok tuhaf geliyor. Eşine söylenen bir kelime hatun. Eşine bayan demez herhalde. Hatun bana çok kroca geliyor açıkçası. Hiç gerek yok böyle şeylere. Sevgili. Erkek hanımına değer verdiği zaman, şeye verdiği zaman ona hatun diyor. Muhafazakar camialar ya da daha benim görece tanıdık olduğum camialarda kadınların sadece davet edildiği yerlerde işte hanımlar davetlidir sadece gibi ifadeler sıklıkla kullanılıyor. Burada yine kadın kavramından kaçınmanın bir karşılığı var. Bir de bir yandan da hanım belirli bir kalıbı da işaret ediyor. Bir toplumsal cinsiyet rolünü de işaret ediyor. Belirli bir kadınlık durumunu da imliyor. Kendimi hiç hanım olarak görmedim mesela. Hanım kibarlaştırmak için olabilir. Evimin hanımı. Kötü değil bence. Daha naif, kibar bir şey. Hanım kelimesi kullanılabilir. Eş. Hanımı yani zengin olursa hanım adeller mi? O da bana biraz saçma geliyor. Diyelim ki 60 yaşında veya daha yaşlı bir kadına hanım denir genellikle. Yüksek toplumsal tabakalardan birine mensupsa ya da çok yaşlıysa daha çok hanımefendi demek eğilimindeyizdir. Değer veriyor sana hanımefendi diyor. Saygı için böyle çok tanımadığımız birine söylemek için kullanabilir. Hanımefendi yol verir misiniz? Ya buyurun hanımefendi. Hanımefendi de evet kullanılması gereken kelimelerden biri. Ben hanımefendi diye çağırayım tanımadığım birine. Bir kelimeden bir sürü anlam ve bir sürü alt maksat, bir sürü politik söylem türetiyoruz. O yüzden de kullandığımız kelimeye çok dikkat etmek zorundayız. Kullandığımız kelimeyi doğru kullanmak zorundayız. O kelimeye itibarını iade etmek zorundayız. Ki eşitlenebilelim, ki denkleşebilelim. Bayan kullanımı yerine kadın sözcüğünde diretmenin arkasında yatan motivasyon kimlik mücadelesini işaret ediyor. Bu bir cinsiyet değil, zihniyet ürünü diyoruz biz her seferinde. Doğduğun anda size yüklenen otomatik bir program değil. Toplumsal cinsiyet rollerinden arındırılmış, her şey doğru, politik olarak doğru konuşan bir yere gelmiyor. Bunun arka planında çokça çalışma var. Okumak lazım, konuşmak lazım, düşünmek lazım, değerlendirmek lazım, ikna olmak lazım. Zamana ihtiyaç var böylesi bir dil. Dil çünkü zamanla değişen bir şey. Zamana ihtiyaç olduğunu düşünüyorum ama ağırlıklı olarak artık konuşulan bir şey. Artık ana akım televizyonlarda dahi kadın kullanımını görüyoruz. Bu değişimin de feminist hareketin büyük emeğiyle olduğunu düşünüyorum. Ve zaman içerisinde umarım geçmişte kalan bir tartışma haline gelecek. Bayan demeyin, kadın deyin. Kadın demekten korkmayın.